Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hepiniz evime de hoş geldiniz. Ay, dirseğim masayı vurdu, sallandı. Sefalar getirdiniz. Beni de soracak olursanız Aysun bacınızı, şükürler olsun, çok iyiyim. Daha doğrusu gece saat 3'te böyle güm güm bir yere böyle vuruluyordu. O sese uyandım. Allah'tan Mikail uyanmadı. Şöyle bir dinledim, nedir ne değildir diye. Alttaki olamaz diyorum. Üstteki de olamaz. Yandaki Hava teyze de olamaz. Bu kim? Bu yeni birisi taşınmıştı bizim apartmana. Bizim bu diğer taraf. Herhalde dedim acaba onlar mı? Hatice de olamaz dedim. Çünkü çocukları falan erkenden yatırıyor. Sabah da Mikail'i yolcu ettim. Ondan sonra işte videomu ayarlarken Hava teyzenin sesini duydum. Dedim o ses neydi? Kız dedi, Aysun dedi. Ben de uyandım dedi. Hatta dedi aşağı inip dedi kapısını vuracaktım o saatte gece 3'te. Bu yeni taşınanlar, ses yapan da oğlu dedi. Dedim kaça gidiyor oğlu? Anaokula gidiyormuş. O dedi onlar dedi ailece bir künefecide çalışıyorlarmış. Çocuk onu da götürüyorlar. Allah Allah dedim, o saatte dedim o çocuğun ayakta ne işi var? Vallahi bugün görürsem söyleyeceğim, komşum diyeceğim, yani o saatte biraz dikkat edin. Bir şey alıyorlar, küt vuruyorlar. Neyse artık bugün görürsem, kim olduğunu da bilmiyorum daha doğrusu. Onlar da yeni taşındı. Bir söyleyeyim. Gece 3'te kalk, uykum kaçtı. Sağa sola dön. Neyse uyuduk. Sabah kalktım işte. Ondan sonra Hava teyzeyle de azıcık sohbet ettik. Sabah da dün akşam ben yorumların hepsine dönemedim. Zaten yarısına ben ertesi günden videomu paylaşır paylaşmaz dönüyorum hepinize tek tek. Fatma Hanım'ın yorumu da dikkatimi çekti. Ay şuraya bakıyorum. Kendisi şöyle yazmış. Bizler fakiriz. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hani daha böyle uygun mağazalar videosu çekseniz, girdiniz hani benim girdiğim dükkanlar pahalı. İşte zaten zor karnımızı doyuruyoruz diye işte böyle bir yorum yazmış Fatma Hanım. Ya ben aslında Fatma Hanım'a cevap verdim. Kalbimi de koydu. İnanın herkesin belini büküyor. Bizim de belimizi büküyor hayat şartları. Çok zorlanıyoruz. Bir şey alırken bile 40 kere düşünüyoruz. Alalım mı, almayalım mı, ihtiyaç var mı, yok mu? Ben zaten her gittiğim mağazada alacak olsam buna ne para dayanır, ne güç dayanır arkadaşlar. İhtiyacımın doğrultusunda, evimin ihtiyaçları doğrultusunda alayım. Hani ilk önce şunu bir açıklama yapayım da. Perdem alıyorum. Atıyorum. Taksiti bitince başka bir şey alıyorum. Halı alıyorum. Onun taksiti bitince bir şey alıyorum. Çünkü benim eşim memur. Benim kazancım da belli. Yani bizler öyle zengin evler, arabalar, katlar, villalar eşyamızı sürekli değiştirmiyoruz. Her çıkanı gidip hop diye almıyoruz. Yani gelirimiz giderimiz belli. Bu bir. Hani dışarıdan izleyici olarak nasıl gözüküyoruz bilmiyorum ama zaten beni çok iyi takip edenler bilir. Şöyle bir şey. Bizlere göre video çekin. Hani durumların iyi olmadığını söylemiş ya. Fatma Hanımcığım ben Budo'ya da gidiyorum. Normal bir salı pazarına da gidiyorum. Cuma pazarına da gidiyorum. Yani bu işim bu benim. Hani orada da gidip çekim yapıyorum. Burada da. Çünkü ben size mağazadaki güncel fiyatlı indirim fiyatları size bildiriyorum. Alırsınız, almazsınız, bakarsınız, bakmazsınız siz bilirsiniz. Ama bu tarz videoları seyreden, seven bir sürü arkadaşım da var. Şimdi seven arkadaşlar bile Allah aşkına her gördüğünüz siz de gidip alıyor musunuz? Yok, ben almıyorum mesela. Benim de hoşuma gidiyor. Ya paramı biriktiriyorum bir tarafta. Hani öyle gidip alıyorum. Ya da alamasam da alamıyorum arkadaşlar. Yani her kesime hitap videom var. Her kesime hitap. Ben de mesela böyle önüme düşen bazı videolar oluyor. Çok güzel kızlar, ev dekorları, ev turları, böyle alışverişler. Hoşuma gidiyor. Bakıyorum ama almıyorum. Ama hoşuma gidiyor. O kişiye de gidip istinaden işte bizim durumumuz hani iyi değil. Şudur budur videolar çekseniz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hayat çok zor. Gibi de bir yorum ya. Allah herkese geçim kolaylığı versin. Haklısınız arkadaşım. Ama keşke benim açımdan da düşünseniz. Hani deseydiniz yani. Aysun arkadaşımız evet bu işi yapıyor. Bize gösteriyor, paylaşıyor. Sadece bu. Yani bunu demek istedim size. Paylaşmak istedim. İnşallah
böyle düşünenleriniz de yoktur. Çünkü böyle de düşünüyorsanız vallahi üzülürüm, yemin ederim üzülürüm. Böyle bir insan değilim zaten. Allah da beni hiçbir zaman şaşırtmasın. Evimle, yaşantımla, dışarıda zaten gezmeyi seviyorum. Gezmediğince akan sular durur. Çıkmışken de manzaralara da giriyorum. Ben tek düz video çekmiyorum canlar. Yani ben büyük şehirde olsam ben sizi daha nerelere götürürüm. Ama almıyorum, bakın ben de almıyorum. Gezmeyi seviyorum, param olsun olmasın. Yani ben parasız da gezdiğim oluyor. Ama seviyorum, biraz böyle içim açılıyor, bana iyi geliyor. Öğlen ezanı da okunuyor. Sizlere de iyi geldiğini düşünüyorum. Bir şey alamadım diye de onu stres de yapmıyorum, sıkıntı da yapmıyorum. Allah'ım sağlık, sıhhat versin hepimize. İnşallah kendimi doğru tanıttığımı düşünüyorum. Bu konuda yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Yok Aysun Hanım, işte bu tarz videolar çekme. İşte evet, bizim de hani hoşumuza gitmiyor. Veya hani yok çekin, alsak da alamasak da hoşumuza gidiyor. Fatma Hanımcığım da haklı. Şimdi o da haklı, evet. Geçim çok zorlaştı, bir şey diyemiyorum ama keşke bu açıdan düşünerek hani yorum yazsaydı kendisi. Tekrardan kendisine selamlarımı yolluyorum arkadaşım. Allah herkese de geçim kolaylığı versin diyelim. Bu konuyu da burada kapatalım. Şimdi öğlen ezanı okunuyor. Mutfağıma yağ çözücümü çıkarttım. Şöyle bir toparlayalım şuraları. Elimizi çabuk tutalım. Bugün sporumuz var. Sporumuzu yapacağız. Ay vallahi bugün evde Mikail de yok. Bakayım bitirebilecek miyim işimi. Aslında canım da bir Türk kahvesi çekiyor var ya. Onu şuraları halledeyim de birkaç iş yapayım. Belki bir kahve molası yaparız sizle birlikte. Ne dersiniz? Balkonun kapısını da örttüm. Havada güneş var ama benim burası kuzeye baktığı için soğuk oluyor yani mutfağın içi. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Şunları şimdi yıkayacağım. Dün biliyorsunuz çamaşır suyuna bastırmıştım. Bir tane daha bez var, onu da bastırdım. Buraları halledeceğim ama dur, bunu ilk önce sıkmayayım da. Ne yapalım? Buraları bakın masanın üstüne hepsini şöyle ayarladım. Şurayı halledeceğim şimdi. Bunları da kaldıralım birlikte. En son süpürdükten sonra ben tozanlı işlemini öyle yapıyorum. Önce süpürüyorum. Tozunu alıyorum. Siliyorum, çıkıyorum. Ama ilk önce evin mutfağı. Yani çoğunlukla hep mutfaktan başlarım. Burayı hallederim. Ondan sonra diğer işlerime başlarım arkadaşlarım. Baksanıza tripodumun da şurasını böyle iyice bantladım. Şunun fiyatı var ya 400 lira olmuş Allah aşkına. Şurada da ekmek kırıntıları. Emek kızlar. Emeğin bakın. Hamur işleri falan. Şöyle yapayım da. Ay, kız bu da ne ağır. Şöyle yapayım. Daha boşaltmadım. Valla benim üşengeçliklerim tutuyor yani. Tutmuyor değil. Ama diyorum sonra yaparım. Şunu da şöyle alalım. Şöyle dursun. Burayı böyle ayarladık. Şimdi şunu şöyle alayım. Saati de görüyorsunuz. Elimi de hızlı tutayım. Hem de birazcık böyle konuşarak da iş yapalım. Ama çok konuşamayacağım. Ben çünkü konuşurken çok fazla iş yapamıyorum. Sıkalım her tarafına. Bir de şunları da çıkartayım. Hazır elim değmişken. Bunları sık sık yapıyorum. Ay o zaman gidip şeydeydi mi Yelda'da geldiğimde. Yemin ediyorum abartmıyorum şunlar sapsarıydı. Sapsarı yapmışlar. Müzik çaldığı zaman sanki daha çok hızlı iş yapıyorum. Hadi başlayalım. Dünkü yorumda bir arkadaşımız mopu sordu. Selma mıydı? Sema mıydı? Ay arkadaşım özür dilerim ismini de yanlış telaffuz ettiysem. Acil mop alacağım diye. Ben şimdi bunu tekrardan söyleyeyim. Bunu ben A101'den aldım. Geçen Yelda'yı da aldım. Ama aynısı değil. Birebir değil. Şu ucundaki aparatıyla birlikte alıyorsunuz. Şöyle göstereyim.
Bunu ben pazardan aldım. Biliyorsunuz cuma pazarına gitmiştim. Şuraya basıyorum. Bakın hop çıkıyor. Ve tekrar takıyoruz böyle. Sağa sola her yere dönüyor. İnşallah açıklayıcı bir video olmuştur. Bütün evin halılarını kaldırdım. Salon hariç, pardon, salon hariç tüm evin halılarını kaldırdım. Şöyle tuvaleti olsun, lavaboyu olsun, kileri olsun, antrenin halısını kaldırdım. Şöyle mutfağın halısını kaldırdım. Buraları hallettim arkadaşlarım. Süpürgem salonda, çünkü birazdan oraya girişeceğim. Yatak odası da keza aynı şekilde. Halılar kalktı. Mutfağım da böyle. Ama olsun. Mutfağı falan temizledik. Kafa rahat. Mutfak temiz olunca kafa rahat oluyor. Halıları da şöyle balkona astım. Çırpmıyorum camları. Şöyle astım. Havalansın. Süpürdüm. Öyle dursun orada. Hadi o zaman başlayalım. Bulaşık makinesi de bitti. Hoppa. Şu yeri elimi de kullanacağım. Şimdi sıkmam gerekli. Hadi bakalım. Yapmış. Salona çoktan giriş yaptım, süpürdüm. Şimdi siliyorum, sonra tozunu alıyorum. Ne yapacağım bir de? Ha, bir de koltuklarını da şöyle bir üstünden sileceğim. Kırlentlerinde gri olanları ütülemem gerekiyor mu? Şu an ütüye hiç böyle girişmek istemiyorum. Spor saati de yaklaşıyor. Mustafa da aradı beni. Anne kek yapar mısın? Yarın gelecek ya. Dur bakayım. Vakit ayırırım ona büyük bir ihtimalle, ya spordan sonra ya spordan önce, bilmiyorum artık. Bayağı işlerim bitti. Yani bayağı değil, sadece burayı silip çıkıyorum canlar. Sadece burayı silip çıkacağım. Şunun da bir tuzunu alayım da. Bazen böyle tuzunu almayı unutuyorum. Bakar mısınız hemen? Bizi tekrar yıkıyorum. Bunu da en son sabunu yıkarım. Bir ne kaldı? Ütü. Bir de kapılar. Kapılar da şey dedim, şu kapıcı bugün de gelmedi. Hasbinallahü velil vekil. Ya sabır Allah'ım, ya sabır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada dur. Size ufak bir minnacık bir değişiklik. Şöyle cipsolardan aldım. Biliyorsunuz Eskişehir'den. Çok da güzel durduğunu düşünüyorum. Aslında o beyaz vazolardan alsaydım şunu kaldıracaktım. İki tane beyaz vazoyu böyle koyacaktım. Bir tane de buraya böyle bir çiçek. Çünkü bir yerde gördüm. Çok hoşuma gitti. Görür görmez gittim zaten hemen Eskişehir'den cipsolardan aldım. İsim cipso diye geçiyor. Tam böyle kış rengi, sonbahar kış rengi. Şimdi kışın böyle kullanayım. Nasıl olmuş mu? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şöyle az koydum. Burada çiçeğim var. Ne diyeceğim şimdi size? Şunları kaldıracağım. Okaliptusları. Yalnız çok dökülüyor. Bayağı böyle sildim. Ellemediğiniz sürece zaten dökülmez. Sadece koyarken, böyle birbirinden ayırırken çok döküldü. Şöyle kızlar, bilmem yakıştığını düşünüyorum. Sizce olmuş mu? Bir de bu parfümü de aynı şekilde böyle açtı. O da öyle güzel koktu ki. Yalnız bir takipçim almış. Herhalde yanlış gitmiş koku. Anladığım kadarıyla beğenmedim dedi. Ben bu melek kokusunu beğendim. İsterseniz hem bunun hem de bunun linkini bırakırım. Kurutulmuş çiçekli parfümün. Şimdi kırlentleri geçirelim. Hazırlanayım. Emre arıyor.
Herhalde ya A101'e doğrayacağım. Birkaç bir şey alacağım oradan. Böyle canlar. Arkadaşımız Zekiye de biliyorsunuz, tanıyorsunuzdur mutlaka yorumlarda. İsviçre'den Türkiye'ye tatil için eşi ve ama kızı sonradan gelecek. Türkiye'ye geliyorlar. Allah yollarını da açık etsin. Şimdi şöyle yastık kılıflarını da geçiriyorum. Karnım da öyle bir acıktı. Öyle bir acıktı ki. Dünkü o tavuk tantuni var. Onu ısıtayım. Emir'in gelmesine daha var. Bugün böyle çok karanlığa kalmasa. Gerçi birazdan karanlık da basacak ya. Sporu hallederim. Vallahi kendime böyle zaman ayırdım. Tek yer herhalde orası. Spor salonuna işte sırf bu yüzden yazıldım. Her zaman şey diyordum. Aa, yaparım yaparım. Akşam oturduğum yerde şöyle bir saat zaman ayırırım. Yok arkadaşlar, onu yap bunu yap derken kendime hiç zaman ayırmıyorum. Orada bir nebze de olsa böyle rahatlıyorum. Takıyorum kulaklığı, müziği. Eda Hoca'nın komutlarıyla hareketlerimizi yapıyoruz. Bayağı gelen de var. Çok fazla. Açabilirsem orada şöyle azıcık kamera açarım. Çünkü kapalı arkadaşlar da var da. Kek yapalım bu akşam. Güzel bir kakaolu kek yapalım. Bizim evde var ya, sadece böyle yemek istekleri olan en fazla Mustafa, Mikail, ben, Emre, hani ne olsak yeriz. Allah'ım çok kötü de var. Ay çiçekler var ya, o kadar güzel durdu ki keşke o vazoyu alsaydım. Kırlentlerimiz tamam. Asla bir kafa diyor ki o grileri hiç koyma buraya. Ne dersiniz? Koltuklara gri yastıkları bırakayım mı bırakmayayım mı? Malı da hiç güzel çıkmadı ona. Şuradan bir an önce çıkalım. Vallahi şöyle iki yastık bile olur. Bir de onları da koy. Kendime yük mü ediyorum, ne yapayım? Şimdi birazcık böyle yavaş çalışayım. Sonra hızlandırırım. Şöyle birkaç hareketim kaldı. Ondan sonra eve gideceğim kızlar. Şöyle size de azıcık çekeyim dedim. Şu anda mikrofondan konuşuyorum. İnşallah sesim tam geliyordur. Bunu şöyle 4'e alayım. Sonra 5'e alırım. Öyle. Görüşürüz. Şöyle cam sunumluk gelmiş. Lavın. Güzel işte. Fiyatı. Bunlar ne? Aa, bunlar plastik. Başka neler gelmiş? Kavluk. Şöyle minik saklama kabları, mandallar. O da o kadar ters duruyor ki düşecek. Boyalı yağlıklar filan. Ve fiyatı 19.95. Şu 69. Herhalde bu hafta gelen ürünler burası olması gerekiyor. Beslenme kutuları filan var kızlar. Güzelmiş. Hamur yoğurmak için. Ne kadar ki acaba? Çok amaçlı mutfak makası. Fiyatını görseydim daha iyi olacaktı. Başka neler var? Hani beslenme kablarına bakın. Ne kadar güzel. Dörtlüymüş bunlar. Ama bu daha güzel. Da acaba? Niye bunların fiyatları yok? O 22.50 bunun fiyatı. Rondo. O yok burada. Kahvaltı seti. Güzele benziyor. Şunlar da güzel. Bunların tanesi ne kadar ki? 9.95. Çok beğendim.
ekmek bunlar şey böyle. Gerçi bir ekmek sığmaz da hani böyle dilimli ekmek falan. Ne bileyim bir an aklıma o geldi. Hatta neler kızlar. Neresin takılıyor. Orada bayağı yordum kendimi. Özellikle o aletlerde. Pilates'e de bayağı güzel böyle hareketler yaptık. Şu basenlerim, karnım, bacak kısımlarım özellikle. Zaten genelde hep belden aşağı. Üst kısımda çalışıyoruz ama bu belden aşağı benim daha problemli. Öyle bir çalıştırdı ki Pilates. Yaktı böyle. Geri kendi markete uğradım. Süt almayı unutmuşum. Ne yapıyoruz? Kek yapıyoruz kızlar. Şöyle 3 tane yumurtayı kırdım. 1 su bardağı. Artı 2 yemek kaşığı şeker koydum. O 2 yemek kaşığını koymasınız olur. Ben koyuyorum. Tercihse kalmış. Suyunu da ben 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Şimdi kekimizi çırpalım. Oğluşumuza kakaolu kek. Çok seviyor kendisi. Ay yoruldum. Aslında var ya hiç mecalim yok. Ama şunu yaptıktan sonra bir kahve yapacağım. İnşallah. Şimdi size bayağı bir ses gelir. Burayı kısalım. Birazdan görüşürüz. Ben kahvemi bile yaptım. Buraları toparladım. Sadece bu yıkanacak. Şurada dursun. Şimdi bir kahve içip kendime geleyim arkadaşlar. Yanına da böyle kuru erik koydum. Kek de kabarmaya başlamış. Kapanışı da birazdan yaparız. Kekimiz oldu arkadaşlar. Kalıptan çıkarttım. Short videosu da yayınlayacağım. Tarifini de orada paylaşacağım. Mümkün mertebe yani burada yaptığım her şeyi Instagram'da paylaştıktan sonra direkt Shorts'ta da paylaşacağım artık. Tariflerimi orada yorumlar kısmında sabitledim. Oradan bakabilirsiniz. Vallahi o kadar yumuşak olmuş ya. Sadece minnacık aldım. Böyle çok ufacık bir kırıntı aldım. Yemeği düşünmüyorum. Zaten yarın Mustafa geliyor. Kendisi zaten söylemişti. Anne kek yapar mısın? Yarın Emre de aynı şekilde. Daha doğrusu evdekiler bilmiyorum kek sevmeyen yoktur herhalde. Değil mi? Ama ben şöyle söyleyeyim. Tepside yapılan keki daha çok seviyorum. Hani annelerimiz yapardı ya tepsi keki, anne keki. Şimdi kalıplarda filan ne bileyim sanki onun tadı daha bir bambaşka. Benim için bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz? Telefonu kendime çevirip kapanışı bir yapalım sizinle. Şöyle keki de hemen buraya alayım. Daha doğrusu ben bunu şimdi şey alacağım. Saklama kabım var ya kapaklı onu alacağım. Onu da böyle hem hava almıyor hem bayatlamıyor. Üstü de kapalı oluyor kızlar. Ben gece şey böyle bardağın üst içinde su bile varsa üstünü bir peçeteyle kapatırım. Ne bileyim açık bırakmam yemeği, suyu böyle ağzını açıkta bırakmam. Mutlaka kapatırım. Kapanışımızı da yapalım. Bugün ne çektim, kaç dakika oldu, ne oldu hiç bilmiyorum. Evim içinde hoş geldiniz demişsiniz. Bir de benim evdeki videolarımı daha çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Böyle bir yere gittiğim zaman hatta bana yazarlar özelden de. Ne zaman gideceksiniz evinize gidin, mutfağınızı özledim, evinizi. Hani demek ki en lüks yere bile gitsem yine de beni evimde görmek istiyorsunuz. Allah'ım var ya Rabbim kimseyi böyle evinde huzurunu bozmasın, tadını bozmasın. Ne olursa olsun yıkık dökük de olsa şöyle kendi eviniz olsun. Ben nereye gidersem gideyim kızlar bilmiyorum o yatağımı, yastığımı, kabımı, kacağımı hani o kadar özlüyorum ki gittiğim yerde evet rahat ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel ağırlıyorlar ama ne olursa olsun yine de kendi evimiz. Hatta Pelin bana demiştik ki özledim mi evini? Kızdım vallahi çok özledim. Hani Yelda'ya gittiğim zaman da aynı şekilde, kayınvalideme gittiğim zaman da aynı şekilde kendi evim gibi ama kendi evimi de özlüyorum yani çok özlüyorum. Allah'ım hep sağlık versin. Şimdi ben videomun editine başlayacağım. A101'den ne aldım? Dur size göstereyim ben. Göstermeyi unuttum. Daha kurumadı. Ben bu saklama kabından aldım. Niye aldım biliyor musunuz? Şey böyle taze soğan, maydanoz, hani dereotu, yeşillik falan oluyor ya. Onları koymak için hem de böyle kapaklı. Şu çiçek desenini normalde pek sevmem ama hoşuma da gitti aldım. Şöyle kapaklı, kapağını da kapatırım. Bunun poğaça falan da koyulur. Bayağı derin kızar. Bunların karesi de vardı.
Şimdi şöyle yapayım. Ay, gözlerimin altında çok böyle çöktüğünü söylemişsiniz. Vallahi doğru diyorsunuz. Yorgunluk var, olmaz olur mu? Derinliği çok hoşuma gitti. Yani buzdolabında bu bayağı bir domates de alır. Hani güzel. 40 TL mi neydi? Küsuratı bilmiyorum valla. Sonra orada ben size çekim de yaptım. O zeytinlerden kızlar. Eğer alacaksanız alın bakın. Yarı fiyatına kaçırmayın. Uygun ve güzel, lezzetli. Zeytinimiz vardı. Yoksa ben alırdım orada. O güzel, değerli yorumlarınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizi artık böyle kendi evimden, kendi ailemden gibi görüyorum. Allah razı olsun. Sizler de beni evinizde ağırlıyorsunuz. O güzel mesajlarınızı yolluyorsunuz. Allah karşımıza hep iyi insanları çıkarsın. Sizin de kızlar. Ben bu duayı çok yaparım. Allah emanet ol. Çok derim. Çok çocuklarıma. Herkese, size bile. Bir de böyle hep derim. Allah'ım hep karşıma iyi insanları çıkart. Hep böyle gönlü, yüreği bir olan, düşüncesi bir olan insanları karşıma çıkart. Çok diye dua ederim. Öyle arkadaşlar. Biraz konuşsam mı? Ay dur, neyse, kapatayım da bir an önce ben kız videomun editine başlayayım. Anca bitiriyorum vallahi. Artık ben size burada veda ediyorum. Yarın görüşürüz. Yarın günlerden cuma. Cumanız da mübarek olsun. Hayırlı, nurlu cumalar hepimize. Yarın görüşürüz. Öpüyorum sizi. Kendinize çok dikkat edin. Ha, Emre de acile gitmiş. Beni aramamış. Ben spordaydım. Acile gitmiş. Boğazlarım yanıyor dedi anne. Orada işte bir serum takmışlar arkadaşlarım. O da beni hiç aramadı. Ben de işte geldim, kektir mektir. Bir de o her akşam yürüyüş yapıyor Ayşe Nur'la. Hani o yüzden de bir de rahatsız etmedim. Meğersem hastaneye de gitmiş, acile gitmiş, arabayı almış kapının önünden. Gerçekten dikkat edin. Bu hastalık neyse, bilmiyorum, bu salgın neyse süründürüyor. Hemen geçmiyor bu boğaz ağrısı, öksürük, vücut kırgınlığı. Bayağı bir süründürüyor kızlar. Aman dikkat. Emre şey diyor, anne acil diyor, tıklım tıklım, aman size bulaşmasın filan. Öyle arkadaşlar. İşte ben oradayken acile de gitmiş yavrum. Hadi görüşürüz yarın, tamam mı?